Şimdi Hülya Avşar'la 2015 yılında yaptığım bir röportaj var. Seninle ilgili tespiti var. Diyor ki hiçbir zaman para sahibi olamayacaksın. Kumardan da vazgeçemeyeceksin. Bir süre sonra eşin Serdar ben seninle böyle bir hayata devam edemem diyecek ve seni terk edecek demiş. Ve maalesef bu tahminlerinden bazıları da tutmuş. Şimdi Hülya Avşar yanılıyor mu? Yoksa saptamalarında haklı mıydı? Soru gelsin. Kumara tövbe ettim diyebilir misin? Bak şimdi param yok. Oynamak istemiyorum. Ama korkuyorum ileride tekrar param birikirse gene oynar mıyım? O yüzden buna direkt şey diyemem yani. Tövbe ettim bir daha oynamayacağım. Çünkü yarın bir şey olur. Bir konser sonrası gene bir yere gidilir. O iradem var mı ondan emin değilim. Oynamasam çok güzel olur. Süper güzel olur. Yani hayatım değişir. Ama malda mülde gözüm yok işte. Hani öyle bir hırsım olsa bazısı hırslıdır ya. Şey yapar. 3 ev daha alayım, 5 ev daha alayım. Kumardaki hırsı aslında buraya kullansam güzel olurdu. Hani 3 armut gelecek yerine 3 ev alsam desem. Daha iyi olurdu. Peki bu sözlerinden sonra bizi izleyen izleyicilerimize, özellikle gençlerimize, çocuklarımıza da kumarın çok kötü bir şey olduğunun altını çizerek bir sonraki kırmızı soruma geçiyorum.